Merhabalar. Bugün gösterge saatinin çalışmayan sağ düğmesini onarmayı göstereceğim. Geçen sene de aynı şey başıma gelmişti. Çok zor değil ama birazcık işçilik gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Önce daha önceki videolarımda da gösterdiğim gibi kafa karenajını sökeceğiz. Gösterge panelini sökeceğiz. Sonra onu açıp temizleyeceğiz. Sonra tekrar yerine takacağız. Büyük bir ihtimal o basan tuşun bir temaslılığı var. Geçen sene de öyle olmuştu. Tekrar bu işlemi yapacağız. Sonra tekrar hepsini toplayıp yerine takacağız. Sorun tam olarak şöyle. Çalıştırdığımızda bakın sol tuş işliyor. Yani işte trip B toplam kilometre, trip A, trip B. Şimdi trip A'yı mesela sıfırlamak istediğimizde sağa basacağız değil mi? Sağa basınca sıfırlamıyor. Hiçbir şekilde oynatsam da sıfırlamıyor. Daha önce oynatınca sıfırlıyordu ama artık demek ki bayağı bir şey olmuş. Sıfırlamıyor. Esas sorun, temel sorun bu. Şimdi bunu gidereceğiz. Kafa karenajını sökünce 3 tane bağlantı çıkıyor. Bunları da sökmeniz lazım. Bunları sökmek çok zor değil ama dikkatli olunuz. Bunu söktükten sonra şu aşağıda şurada bir tane vida var. Şurada ortada var bir tane. Evet. Şurada var. Bu üçünü sökünce saat çıkacak. Ama önce şu üçünü güzelce sökelim. Öncelikle şu plastik koruyucuyu çıkartıp şunu dikkatlice öne doğru ittiğinizde öne doğru aşağı doğru bu çıkıyor gördüğünüz gibi. Aynı şekilde bunun da plastik koruyucunu çıkartıp öne doğru itince bu da çıkıyor. Daha sonra bunu da çekince zaten geliyor. Her şey tamam ama bunları bir güzelce temizleyelim başta. Daha sonra buraya kontak spreyleri kontak spreyinden sıkacağız. Ama çok tozlanmış tabi. İlk vida burada. Bunu söküyoruz. İkincisi burada. Evet. Üçüncüsü de burada. Bunu da söküyoruz. 3 vidayı söktükten sonra saatimiz 3 tane vida. Evet. Evet. En son saat böyle geliyor. Şurada bir tane ana bağlantısı var saatin. Bu plastiği yine kaldırıp tırnakla tırnağı öne ittiğinizde bu da çıkıyor rahatça. Artık saat elimizde. Saatin arkasını çevirince gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 tane yıldız vida var. Bunları sökeceğiz. Sonra saatin PCB'si yani printed circuit board'u çıkacak. Onu da açarak işlemleri devam edeceğiz. Önce vidaları sökelim. Şu var herhalde şuna sökmeniz lazım. Ben bu PCB'yi tutuyor sandım ama bu da arka kapağı tutuyormuş. Bunu da söktük. Toplam 6 tane vida. Evet, 6 tane aynı boyda vidayı sökünce bu kapağın çıkması lazım. Gördüğünüz gibi kapak çıktı. Bu da PCB'si yani hazır devre kartına işlenmişi. Bunu yavaşça kaldırınca gördüğünüz gibi saatimiz çıkıyor. Daha önce şunda sorun vardı. Evet şu. Bu işlemiyordu. Büyük bir ihtimal bunu söküp bakalım kamera nerede. Şuradaki tuşla ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorum. Buna az sonra bakacağız. Şurada çok küçük bir düğme var buna basan. Onu birazcık temizleyince sorunun gideceğini düşünüyorum. Bu şuradan çıkıyor şöyle küçük bir müdahaleyle. Tırnak veya ince bir şeyle çıkıyor. Şuraya az sonra bir kontak temizleyici sıkacağım. O da bu. Kontak temizleyiciyi uyguladık. Kamera çalışmazken ben bunları temizledim. Tekrar güzelce şunları söktüm. Bunu sökmek için şurada
mandalı basıp çekiyorsunuz. Bu çıkıyor. Kontak spreyi sıktım. Aynı şekilde buna da. Bunun da şuradaki mandalına basıp çekiyorsunuz, çıkıyor. Plastiklerini sildim ki bu da mühim. Ömrünün uzaması için. Bunlara da hepsine kontak spreyi sıktım. Tamam. Saati de emanet olarak şöyle geçici olarak taktım tekrar. Bakalım çalışacak mı? Evet, gördüğünüz gibi Trip B 896 km diyor. Şu tuşlu çalışmıyor. Basıyoruz. Ve sıfırladı. Evet. Demek ki ufak bir kir sorunu varmış. Söküp temizleyince bu da halloldu. Şimdi artık sıra hepsini geri toplamada. Geri toplarken önce bu çıkarttığımız o küçük şaltere basınç uygulayan plastik parçayı takıyoruz. Kontrol ediyoruz. Tamam. Daha sonra üstündeki siyah ekran kapağını takıyoruz ki burada göstergelerimiz var. Bu da tamam. Sonra tekrar bunu getirip buraya vidalayacağız. Son bir temizliklerini yapalım şöyle. Yumuşak bir bezle. Ekran, şu bu, her şey tamam. Bunu ters çevirelim. Yerine oturtalım. Evet, her şey tamam. Bütün vida delikleri de okey. Şu aralarda çok az toz girmiş. Şöyle hassas bir fırçayla aralarını temizleyelim birazcık. Ekran da güzel. Üst kapağı yerine takıyoruz. Taktık. Arkasını çeviriyoruz. Vida delikleri tamam. Çıkardığımız 6 tane siyah vidayı artık monte edebiliriz. Dediğim gibi bunları fazla sıkıştırmayın. Çünkü karşılıkları bunların yine plastik. Diş yenmesin. Hafif tutacak kadar sıkıştırsanız yeter. Bütün vidalar yerine oturdu. Çok az sabitlemek için çok fazla güç uygulamadan sıkıştıralım. Arazide açılmayacak şekilde, gevşemeyecek şekilde daha doğrusu. Evet. Çok da sıkmayın. Çiş atlarsa hakikaten sorun. Hem su almaya başlar hem toz almaya başlar. Ciddi sorunlar yaşarsınız. Bu kadar. Şimdi bunu yerine takıp motosikletin ön kısmını toparlayacağız. Saati toplamaya geldi sıra. Evet, söktüğümüz gibi her şey burada kalıyor. Ben bunları da söküp buralarda mandalları var. Mandallarından dışarı çıkartıp bunları da söküp kontak spreyi sıktım, temizledim. Bunları takmadan önce saati takmanız lazım. Saat basit. Yuvasına giriyor. Ses gelecek zaten klik diye. Bakın. Oturdu. Çıkmıyor. Sonra bunları takmadan o söktüğümüz 3 tane vidayı, şunları bir başta yerlerine takalım. Evet, vidaları oturttuktan sonra ben en son sıkıştırıyorum. Çok da sıkmayın. Dediğim gibi bunlar şey, plastik. Diş atlamasını kırmayın. Bu kadar yeter. Arazide sallantıdan gevşemeyecek kadar sıkın yeter. Kontrol. Güzel. Daha sonra bunları yerine takacağız. Bunlar ray ile söktüğümüzün tam tersini aşağıdan yukarı doğru çekince girmesi lazım. Evet, bu oturdu. Koruyucu kılıfını takıyoruz. Bunu takıyoruz sonra. Bu da oturdu. En sonunda bunu taktığımızda tamam. Her şey tamam gibi. Bir bakalım saate, çalışacak mı motor? Saatin sorunsuz çalışması lazım. Evet, gördüğünüz gibi saat artık çalışıyor. Gösterge saatini söktük, taktık, temizledik. Tekrar işte kafa karenajını da yerine taktık. Bunları daha önceki videolarımda görebilirsiniz. Şu anda her şey sorunsuz olarak çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.